Efendim? Buyurunuz evladım. Hükümetle konuştum. Para meselesini. Ne buyurdular? Dedikleri şudur efendim. Sabık Sultan'ın bankalarda bir sürü parası oldu. Hepimizin malumudur. Buyurunuz, oturalım. Bütün kazandığım parayı kendi yaptığım ticarette elde ettim. Şehzadeliğim zamanında ticarete koyun ve süt satarak başladım. Sonra İngiltere'den inekler getirdim. Memleketin havasından suyundan olsa gerek. Pek verimli çıktı. Epey para kazandım. Sonra iplik de sattım. Hatta küçük bir atölyede kurdurmuştum. Şehzadeliğinizde ticaret hususunda pek mahir oldunuz. Herkesin malumu. Borsada oynadım. Kazandım. Benim Yıldız'da bir defterim vardır evladım. Kazandığım her kuruş nereden gelmiş, nereye gitmiş hepsi orada yazılıdır. Zerre devlet malı, zerre haram yoktur kazandığımda. Böyle bir itham yok efendim. Aksine herkes o paranın sizin helal paranız olduğunu biliyor. Lakin hükümetin vaziyeti pek müşkülmüş. Asker maaşlarını ödeyemiyorlarmış. Öyle mi? Ne çabuk. Biz bıraktığımız vakit her şey yolundaydı. Maliyede bir sıkıntı yoktu. Orasını bilmem. Lakin size bir teklifleri var. Nedir? Sabık Sultan şahsi hazinesini devretsin. Biz de onun oradaki şartlarını iyileştirelim derler. Hmm. Bizim her kuruşumuz bu millete feda olsun. Biz o parayı şartsız da devrederiz. Lakin vaziyet ortada. Evlatlarımızı, haremimizi düşünmek zorundayız. O halde şöyle söyleyiniz. Biz hesaptaki bütün mevduatı hükümete, askere kullanılmak üzere devredelim. Lakin bir iki istirhamım olacak. Evvela benim paramın bir kısmıyla bu köşkü satın alsınlar. Kendi adıma. Sürgün de olsa başkasının evinde oturmak istemem. Diğer bir ricamız şartların düzeltilmesi. Yiyecek ekmek yok, hekim yok. Allah muhafaza birine bir şey olsa çaresiziz. Soba yok mesela. Oradaki teşrifatın düzeltilmesini isterim. Arz ederim efendim. Bir de evladım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri temizlensin diye ben her yıl Medine-i Münevvere'ye para gönderirim. Bizi bundan mahrum etmesinler.